Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Merhaba. Filistin kökenli Amerikalı model Bella Halit. Başına gelenleri duydunuz mu? Bakın duymayanlar için kısaca özetleyeyim. Dünya cönlü spor markası Adidas olimpiyat başlıyor ya şimdi bu vesileyle. 1972 mini olimpiyatlarına atıfta bulunan retro ayakkabılar üretti. Bu retro ayakkabıların reklam kampanyasında da Filistin kökenli model Bella Hadid'i kullan. İsrail ayağa kalktı. Bütün dünyadaki Yahudi lobileri ayağa kalktı. Çünkü 1972 mini olimpiyatında Filistinli Kara Eylül örgütü olimpiyat köyünü basmıştı. 5 İsrailli sporcu ve 6 İsrailli antrenörü katletmişlerdi. E şimdi Adidas 1972 mini olimpiyatlarına atıfta bulunarak bu Reddo ayakkabılarının reklamında Bella Hadid'i kullanınca Bella Hadid de İsrail karşıtı bir Filistinli aktivist olduğu için Yahudi lobileri ayağa kalktı. Boykot çağrıları yapıldı. Bunun üzerine Adidas da geri adım attı. Bella Hadid'in reklam kampanyasından çıkardılar. Şimdi kim haklı, kim haksız meselesini bir kenara bırakarak söylüyorum. Ulusal onur işte böyle bir şey. İsrail neden daima kazanıyor derseniz bundan kazandı. Asla unutmuyorlar, unutulmasına da asla izin vermiyorlar. Peki bizde nasıl oluyor bu işler mesela? Bakın ben iddia ediyorum. Böyle bir şey Türkiye'nin başına gelseydi protesto etmeyi filan boş ver. Koşa koşa gidip o Adidas ayakkabıları alıp yiyenler olur. Adidas'ı boykot etmek filan yerine aksine ya Adidas'ın Türkiye'deki satışları artar. Bakın Ermeni diasporasının yaygarası üzerine mesela Atatürk filminin ABD'de yayınlanmasını engellediler. Boykot ederiz dediler, filmin yayınlanmasını durdurdular. Öyle değil mi? Türkiye'de bir iki cılız tepkiden başka ses çıktı mı? Hayır. Üstüne bir bardak soğuk su içildi. Geçildi. Ulusal onurmuş filan hiç hikaye bundan hiçbir mesele yapılmadı. Üstünde bile durulmadı. Hatta hemen unutulsun diye özel çaba harcandı. Bakın üstünden ne kadar zaman geçti. Bir daha o konuyu duydunuz mu? Duyamazsınız. Ya Ermenistan'a gidip soykırım anıtına çiçek bayan gazetecilerimiz bile var ya. Bu içimizdeki sömürgeci kafa Türkiye aleyhine yapılan bir kampanyayı boykot eder mi? Bakın Suudi kralı mesela. Osmanlı mirası Ecdat Kalesi'ni çatır çatır yıktı. O Suudi kralına devlet şeref madalyası taktı bizimkiler Takmadılar mı? Güya yeni Osmanlıyız filan diyorlar. Ecdat mecdat diyorlar. Ya Ecdat Kalesi'ni yıkana madalya taktılar. Bununla da kalmadı. O Ecdat Kalesi'ni yıkıp oralara kuleler diktiler. Zemzem kuleleri bilmem ne. Ya o kulelerin en yağlı müşterisi Bizim bademler olmadı mı? Bakın ne diyor adam? Barutun kokusu düştü burnuma. Dört bir yana istiyorum dibinden patlatayım. Tutmak istiyorum Kürdistan'ımı. Ya ölüm ya kurtuluş diyor. Artık savaş zamanıdır diyor. Bunu diyen Şivan Perver'e barış güvercini muamelesi yapılmadı mı bu ülkede ya? AKP mitinginde şarkı söyletilmedi en son işte Çeşme'de yaşadık. Vespine Vandi. Rezalet çıktı. Türk Eğitim Vakfı mesela. Ya bağış toplanacak olan bir gecede niye Yunan şarkıcıyla anlaşıyor Allah aşkına Dünyada Yunan sanatçılardan başka sanatçı mı yok? Bu Yunan hayranlığı nereden geliyor ya? Çeşme'nin karşısında Sakız Adası mesela. Kilise var orada, kafa tasları var. Bunların hepsini Türkler katletti diye tabela koymuşlar adamlar. Ya bizim ahalimiz Sakız Adası'na gitmek için kuyruğa gitti. Bodrum'un karşısında İstanköy Köyü Pontus soykırımı anıtı diktiler. Ya bizim yetkililerimizin gıkı bile çıkmadı. Milletin de bundan haberi bile yok tabii. Herkes kapıda vizeyle kuyrukta. Sayın gazeteci medyamıza bakıyoruz bu arada. Filistin kökenli Bela Hadid savunuyorlar. İsrail yüzünden zavallı kızın kariyeri tehlikeye girdi filan diyorlar. Ya kardeşim, Bela Hadid'in babası dolar milyarderi be birader. Bu kızlar Bela Hadid ablası Cici. Nasıl böyle dünya çapında manken oldular zannediyorsun? Sadece güzel oldukları için. Babaları dolar milyarderi. Kardeşim emlak imparator. Los Angeles'ın en zengin adamı. <laughs> Bizim medya üzülüyor. Kızları işsiz kaldı. <laughs> Üstelik bu bizim medyanın çok üzüldüğü bu Bela Hadid'in büyük dedesini biz öldürdük abi. Evet. bu Hadid sülalesinin büyük dedesi Osmanlı'ya baş kaldırdı. 1. Abdülhamit döneminde ya bunların dedesini yakalayıp kafasını kesti Osmanlı. bizim Osmanlıcı medya hala üzülüyor. Zavallı kadınlar işsiz kaldı. Diyorum ya bu ulusal şuur seviyesiyle Adidas bunu bize yapsaydı boykotu filan boşver. Adidas Türkiye'de satış rekoru kırardı. Satış rekoru. <laughs> İsrail'in neden daima kazandığını bu gözle bakmak lazım. Bu arada Joe Biden'ın çilesi nihayet bitti. Yani sağlık sorunu at safhaya ulaştığı için artık bulunduğu ortamı bile idrak edemeyecek vaziyette olduğu için adam ABD başkanı. Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinden çekildi. Aday olmayacak aday olmayacağını açıklamasını bile sosyal medyadan yapabildi. Belli ki başkaları yazıp oraya koydu yani. Trump'ı vurdular, Biden düştü yani. <laughs> Major bir sürpriz daha olmazsa Biden'ın başkan yardımcısı Kamala Harris'in Trump'ın karşısında rakip olması Yani nerede olduğunu bile idrak edemeyen siyasi mefta bir başkan, ağzından çıkanı kulağa duymayan arızalı bir eski başkan ve Hintli bir annenin Jamaikalı bir babanın tartışmalı görüşleriyle tanınan Afro-Amerikalı kızı. Bu üç isim arasına sıkıştı. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri yokuşa sarmış kamyon gibi zorlanıyor. Ne? Gidin mi? Trump'la Kamala Harris'in başkanlık seçiminde rakip olması demek, Amerikan toplumunun Amerikan İç Savaşı'ndan beri 160 yıllık hesaplaşması gibi bir şey aslında. Çünkü bakın Kamala Harris dediğimiz aslında kim? Az önce anlattım işte. Annesi Hintli, babası Jamaikalı, kendisi siyah. Kanser araştırmaları yapan bir bilim insanı, hekim annesi, ekonomi profesörü babası, siyasi mücadelesini Martin Luther King'e adayan yani Afro Amerikalı böyle Afro-Amerikalı haklar aktivisti aynı zamanda. ismi bile Hintçe aslında. Kamala, Hint mitolojisinden geliyor. Nilüfer anlamına geliyor mitolojide. Hint yemekleriyle siyah arkadaşlarla büyümüş bir kadın. Peki Trump kim? Hatırlayalım lütfen Trump'ı da. Ya baba tarafından Alman, anne tarafından İskoç, dedesi kerhane işletiyor. Gizli saklı değil ya, yani, adamın biyografisinde yazıyor. Dedesi o vahşi batıda altın arayanlar döneminde kerhane işletiyor. Babası Ku Klux Klan üyesi, ırkçılıktan tutuklanmış, müteahhitti babası. Yaptığı apartmanlarda siyahlara daire bile satmayan bir adam. Oğlu Danıldı, askeri liseye gönderdi. Donald Trump askeri liseden mezun olmuş ama subay olmak istememiş, ordudan ayrılmış. Hatta Vietnam Savaşı'na gitmemek için böyle işte ayağımda topuk dikeni falan çıktı. <laughs> askerlikten yatmış bir adam. Emlak işinden dolar milyarları oldu. Atlantik Siti'de kumarhaneler işletti yani. Güya üniversite kurdu. Öğrencileri dolandırmaktan davalar açıldı. Güya vakıf kurdu. Bağışları tokatlamaktan, vergi kaçakçılığından kapatıldı. Siyasete atıldı. İşte hepimiz yaşadık. Arkansas Oklahoma çomarlarının redneckleri peşine taktı. Başkan seçildi. Başkanlık seçimi kaybedince hani işte bu Arkansas çomalları gitti senatoyu bastı ya. Washington Savaşı'nın kıyısından mı? Porno yıldızıyla skandalı çıktı. Hakim karşısına çıktı. ABD'nin 250 yıllık tarihinde suçlu bulunan ilk başkan oldu. En son suikastı orada az daha ölüyordu. Şimdi bu işte geçmişinde yani kerane'den kumarhaneye kadar, kulkuluk sıkılandan redneklere kadar her türlü tuhaflık bulunan. Dedesi Alman vatandaşlığına atılmış. Babası ırkçılıktan hapse atılmış. Trump, diğeri Hint ve Jamaika kökenli siyah, siyahi haklar aktivisti, hukukçu karşı karşıya geldi. Amerikan demokrasi tarihinde böylesine iki zıt karakterin karşı karşıya gelmesi, sandıkta hesaplaşması tarihte görülmedi. Hal böyleyken, şimdi bizim medyaya bakıyoruz. Özellikle bu <laughs> saray medyasına bakıyoruz. Biden gitti, Trump geri geliyor diye adeta havai bir şekilde Niye bu kadar seviniyorlar? Joe Biden'ın aslında liderimizle yıldızın hiç barışmadığını söylüyorlar. Doğru. Asrın liderimize karşı açık tavır aldığını, başkanlık süresince daima Türkiye karşıtı da tavır aldığını söylüyor. İsrail'i destekleyerek de Gazze'nin yıkılmasından sorumlu olduğunu filan söylüyor. Buna mukabil Donald Trump'ın Donald Trump'ın politikalarının hem aslında liderimizle gayet uyumlu olduğunu, çok iyi anlaştıklarını hem de Cumhuriyetçi Parti politikaları her zaman Türkiye'nin lehine olduğunu anlatıyor. Yani çubuklu arkadaşlarımızın analizleri bu. Ben de bir keşke bugün bir çubuk Bakın şöyle bir hatırlayalım mı Trump'ın başkanlık dönemi? Havayı bir şey ya Bismillah başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Suriye'de PKK'ya ağır silahlar verdi. Ya. Açık açık da söyledi. PKK bizimle birlikte çalışıyor. Onlar kendi toprakları için savaşıyor. Silah ve büyük miktarda para verdik. Onlara para ve silah verme devam edeceğiz. Mi? Ne oluyor demeye kalmadı. Şak, ABD'ye giden Halkbank Genel Müdür Yardımcısı New York'ta havalimanına iner inmez tutuklandı kardeşim. Hapsa atalım. Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan hakkında da ABD'de tutuklama kararı çıkarıldı. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ekonomi Bakanı hakkında ABD'de tutuklama kararı çıkarıldı. Ne oluyor demeye kalmadı. Türk vatandaşlarına seyahat vizesi vermeyi durdurdu. Durdurmadı mı? Hatırlayalım lütfen. Bu Halkbank meselesine güven misilleme yaptık. 15 Temmuz darbe girişiminde vesile ettik. Ya 20 yıldır İzmir'de yaşayan diriliş kilisesinin Amerikalı rahibini, rahip Brans'ını milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutukladık. Böyle dümenden gizli sanıklarla falan, casus filan diye 35 yıl hapiste yer Aslında liderimiz de rüzgar yapıyordu, hatırlıyoruz değil mi? Bu can bu bedende olduğu sürece, bu fakir bu görevde olduğu sürece bu teröristi alamazsın filan diyor. Trump ne yaptı? Açıklama yaptı. O rahip casussa ben ondan daha casusum derhal bırakın dedi. Baktı ki bizimkiler rahibi bırakmıyor. Bu sefer Trump'ın başka yardımcısı konu. Buradan ABD Başkanı Trump adına Tayyip Erdoğan'a mesajım vardı. Rahibi ya hemen bırakın ya da sonuçlarına katlanmaya hazır olun. Yani açıkça oyarız kardeşim. Demeye kalmadı Trump tweet attı. Türkiye'ye yaptırım uyguladı. Şark Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki bakanına daha yaptırım kararı. Ya yani rahibin tutuklanmasından sorumlu olan, tutulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül o zaman ara listeye alındı. ABD'deki mal varlıklarına el konuldu. ABD'ye girmeleri yasaklandı. ABD'de tüm finansal ilişkileri donduruldu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına rezil rüsva bir karar. Şak Böyle öt yapan bizimkiler yelkenleri suya indir. Bu can bu bedende olduğu sürece bu fakir bu görevde falan deniyordu. Amerikalı rahip apar topar bırakıldı. Özel uçağa bindirildi ABD'ye uğurlandı. Bir tane Amerikalı rahip Türkiye'nin canını okudu Trump döneminde. Borsa çöktü, dolar patladı. Yani papayı vurmuş bir millet olarak bu rahipten çektiğimiz kadar çekmemiştik ha. Neyse uğurladık falan kurtulduk zannediyorduk. Öyle olmadı. Rusya'dan S-400 aldığımız için füze Trump tarafından tarihte görülmemiş ölçüde cezalandırıldık. Kurucu ortağı olduğumuz 5. nesil savaş uçağı e F-35 projesinden kovuldu. Trump Türkiye'yi kapının önüne koydu. F-35'in sadece müşterisi değildik, ortağıydık. ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Norveç ve Danimarka. Bir de biz 9 ortağından biriydik ya. 90'lı yılların başından itibaren yürüttüğümüz saygın diplomasi sayesinde ortak olmaya hak kazanmıştık. Bosna'da, Kosova'da bu NATO'nun hava harekatlarına fiilen katıldık. Ortaklığımızı perçinledik. NATO ortaklığı. Her ortak ülke F-35'in geliştirilmesi için harcanan paraya katkıda bulunmuştu bizim yani Türkiye'nin sağladığı maddi katkı Kanada, Avustralya, Norveç ve Danimarka'dan daha fazlaydı. Büyük ortak. 3400 adet üretilecekti. Bu ilk etapta bunların 100 tanesini biz alacaktık. Hemen. Ama Trump işte bizi bu projeden kovdu. F-35 ortaklığından attı. F-35'in müşterisi olma hakkımızı bile elimizden aldı. Parasını ödediğimiz F-35'leri bile vermedi. Bunları yeni F-16 veririz falan dediler. Onu da vermedi. Yetmedi. Aslında liderimize mektup yazdı ya. Atılıyoruz değil mi? PKK ile otur anlaş dedi. Senin buradaki bazı sorunlarını çözdüm. Uyusal ol. Aptallık etme dedi. Yani Türkiye, Türkiye olalı. Öyle aşağılanmamıştı. Üstelik bu yazdığı mektubuna general dediği bu PKK'lının mazlum Kobeni'nin mektubunu iniştirdi ya hatırlayalım mı? O skandal mektup... ...kelimesi kelimesine nasıldı? Nasıldı? Diyordu ki, sayın başkan... ...seninle bir anlaşmaya varalım. Böyle başlıyor demek. Sayın başkan anlaşalım ...diyordu ya. Türk ekonomisini mahvetmekten... ...sorumlu olmak istemem ki bunu yaparım. Rahip Brunson meselesi sırasında... ...zaten bunun küçük bir önemi gösterdim... ...dedi adam ya. Senin buradaki... ...bazı sorunlarını çözdüm beni hayal kırıklığına uğratma dedi. General mazlum sizinle müzakere etmek istiyor. Onun bana yazdığı mektubun bir kopyasını sana gönderiyorum dedi. Bu işi doğru ve insancıl bir şekilde halledersen tarih seni iyi hatırlar. İyi şeyler yaşanmazsa tarih seni sonsuza kadar şeytan olarak hatırlar dedi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'na söylüyor bunu. Öyle sert adam olma, aptallık etme. Seni daha sonra arayacağım diye bitiriyor demek. Ya seni daha sonra arayacağım diye bitiriyor demekti bu ya. Yani skandal kelimesi bile hafifti. Dünya siyaset tarihi böyle kepazelik görmedi. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti olalı böyle aşağılanmadı. Yetmedi. Her dediğini yapmamıza rağmen, Türkiye'ye yaptırım yasası icat ettiler, imzalı da aşırt diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki bakanına da, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e yaptırım uyguladı ya. Görev süresi içinde Türkiye'ye beş kez yaptırım uygulayan tarihteki ilk ve tek ABD Başkanı oldu. Yetmedi, Kuzey Suriye'de IŞİD kalıntılarını bize kakalın. Evet. Beyaz Saray resmi açıklama yaptı. Başkan Trump'la Tayyip Erdoğan görüştüler. Türk ordusu Suriye'nin kuzeyine girecek. Amerikan güçleri artık IŞİD'in halifelik ilan ettiği bölgelerde bulunmayacaktır. ABD yıllardır büyük maliyete sebep olan IŞİD mahkumlarını artık gelinde tutmayacak. Bundan böyle yakalanıp tutuklanmış olan IŞİD'lerden, Türkiye sorumlu olacak mı? Ya Beyaz Saray'ın bu resmi açıklaması Türk halkından gizlendi, sansürlendi bu medya tarafı. Hemen peşinden Trump tweet attı. Bakın o tweet orada duruyor. Avrupa'nın geri almayı reddettiği işit savaşçılarını Türkiye mutlaka almalı dedi. Söylediklerimin dışına çıkarsanız Türkiye ekonomisini imha ederim dedi adam ya. Türkiye Cumhuriyeti devleti hakkında bu tweet'i attı adam. Sizi imha ederim dedi. Böylece işte Suriye'de savaş sona erince Suriye'de sıkışıp kalan on binlerce Avrupa vatandaşı işitli vardı orada. Bunlar Kuzey Suriye'deki işit kamplarında veya cezaevlerinde tutuluyordu. Amerikan askerlerini de bunların başında tutmak tabii Pentagon'a pahalıya geliyordu. Bu yürüyen ölülerin bekçiliğini bize kakaladı Trump yürüyen ölülerin bekçisi oldu. Orada sandı, Bizim sayın medyamızın işte asrın liderimizle gayet uyumlu dedi, uyumlu çalışıyorlar. Politikaları her zaman Türkiye'nin lehine dedi. Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump işte bu. Biden gitti, Trump geri geliyor diye havai bir şekilde fırlatılan Trump işte bu. Ya muhteşem böyle analiz yeteneğiyle Biden'ı Gazze ye çarptı diyen var. İsrail'e destek vermesinin sonu işte bu filan diyenler bile var. Halbuki ya Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıyan, Amerikan elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyan zaten Trump. Yani sayın yandaş medyamızın analiz yeteneği gerçekten büyüleyici Muhalif medyamız desem Trump karşıtı. Trump karşıtı oldukları için otomatik olarak daha şimdiden Kamala Harris'i alkışlamaya başladılar biliyorum. Halbuki ya Joe Biden 24 Nisan'da Ermeni meselesinde soykırım ifadesini kullanan tarihteki ilk başkan. Aslında Reagan da bu soykırım ifadesini bir defa kullanmıştı ama o sırada henüz başkan değildi. Başkan seçildikten sonra bir daha bu ifadeyi kullanmadı üstüne basa basa soykırım diyen her defasında tarihteki ilk başkan bu Biden. Ama aslında bunu Biden'a söyleten bizzati Kamala Harris, Ermeni diasporasının yoğun olarak yaşadığı Kaliforniya'nın senatörüydü. Siyasi hayatı boyunca bu sözde soykırımın tanınması için çalıştı. Mesela açık açık ifadeleri var. Ermeni soykırımının senatoda tanınması için daima Ermeni toplumunun yanında olacağım diyen bir siyasetçi Kamala Harris. Sözde soykırımın ABD tarafından resmen resmi olarak tanınması için yasa önerisi verdi ya. Tarihte ilk kez soykırım diyen ABD Başkanı Biden'ın kuklacısı aslında bu Kamala Harris. Bizim muhalifler bu Kamala Harris'çi oldu. Şimdi. Bizdeki gazzeci medyaya da tabii bir müjdem var yani. Kamala Harris'in eşi Yahudi. Kamala Harris ABD tarihindeki ilk kadın başkan olursa eşi de tarihteki ilk first gentleman olacak. Yani first lady olamayacağı için first gentleman olacak. ABD tarihinde ilk kez başkanın eşi Yahudi olacak. Hep söylüyorum. Siyasetin de medyanın da hayata daima Ankara penceresinden bak başkalarının değil, başka ülkelerin değil, Türkiye'nin çıkarları için hayata daima Ankara penceresinden bakmamız gerekir. Yoksa işte böyle, müthiş durumlara düşeriz. Hayata Ankara penceresinden bakmazsak, ya işte böyle, tarihte Türkiye'ye en fazla yaptırım uygulayan, tarihin en aşağılayıcı başkanı Trump'ı alkışlarız, ya da işte böyle, Türkiye'yi çoluk çocuk hepimizi soykırımcı diye damgalayan diasporologicisini insan hakları savunucusu diye alkışlarız. Peki şimdi diyebilirsiniz ki bu Trump'ın, Biden'ın ve Kamala Harris'in yani siyaseten hiç mi ortak özelliği yok? Yani? Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti böyle tamamen zıtlar mı? Hayır. Muhteşem iki ortak özellikleri var. Muhteşem. Bu kadar bambaşka insanlar olmalarına rağmen farklı geçmişlere, farklı hayatlara, farklı çevrelere farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen hayata daima Washington penceresinden baktıkları için muhteşem iki ortak özellikleri var. Bunlardan birincisi hem Trump hem Biden tarihteki bütün ABD başkanları gibi, kira ödemeden Beyaz Saray'ın sadece dört odasında misafir olarak kalıyor. Bütün ABD başkanları gibi Beyaz Saray'da yediklerin içtiklerinin parasını kendi ceplerine ödediler. Çünkü resmi dev, davetler hariç, resmi görev hariç, etten balığa, sebzeden meyveye, zeytinyağından peynire, Beyaz Saray'ın mutfak masraflarının tamamını ABD Başkanı kendi maaşından ödüyor. Her ay sonunda ABD Başkanı'na yaptığı harcamaları gösteren fatura geliyor, maaşından ödüyor. Başkan Obama'nın eşi Michelle Obama mesela benim hikayem adıyla bir kitap yazdı. Harika gerçekten. Yani okumanızı isterim. 8 sene boyunca Beyaz Saray'da yaşadıklarını anlattı. Belki şimdi orada tekrar başkan arıyor oldu. Bunu bilmiyorum. Bu kitapta anlatıyor. Evet. Beyaz Saray'ın aşçısı varmış ve şahane sushi yapıyormuş. Balıkları böyle te Japonya'dan getiriliyor. Obama ailesi de afiyetle yiyormuş. Başkanın ailesi çok seviyor, Obama çok seviyor diye aşçı da sık sık sushi yapıyor. Ama ay sonunda şırrak otura geldi. <laughs> Mutfak masrafları devlet bütçesinden zanneden Obama ailesinde o anda jeton düşmüş. Michelle Obama derhal aşçıya talimat vermiş. Sushi menüden çıkarılmış. Bize bir müjde sushi yapma. <laughs> yani bizim sarayda böyle ejder meyveli sumutiler falan görüle giderken Obama 8 sene boyunca Sushi bile yiyemem. ABD başkanları kendi maaşından parazını ödemeden devletten kürdan bile kullanamıyor. Kürdan. Yok öyle. ABD başkanları diş macununu kendi cebinden alıyor. Ayakkabı boyasını bile kendi cebinden alıyor. Elbiselerini giyiniyorlar, kuru temizlemeye gönderiyorlar. Güzel. Parazını cebinden ödüyor başkan çarşafını, başını koyduğu yastığı, banyoda kullandığı havlu ya tuvalet kağıdını bile kendi cebinden satın alıyor Amerikan başına. Şampuanını kendi cebinden ödüyor. Diyelim ki arkadaşlarını misafir olarak davet ettiler, hay hay ağırladılar elbette. Kurabiyeden çay parasına kadar kendi maaşlarını ödüyor. First lady mesela. Kuaför parasını kendi cebinden ödüyor. Ne yok? Beyaz Saray'ın konut bölümünde oturuyorlar. Konut bölümünde yani başkanın ev olarak yaşadığı bölümdeki hizmetçilerin maaşını başkan kendi cebinden ödüyor. ABD başkanlarının özel yaşantılarıyla alakalı olarak örtülü ödenek bilmem ne falan yok ya. Yani. Tatile giderlerse tatil masraflarını kendi ceplerine ödüyor. ABD başkanları devletin resmi görevleri haricinde... Devlet kesesinden bir sent bile harcayamaz. Devletin kesesi başkanın şahsi cüzdanı değildir. ABD başkanının yaptığı resmi harcamalar kongrede denetlenir. Resmi harcamalar bile öyledir. Kongre denetler kamuya açıktır, halka açıktır. Amerikan vatandaşları ödedikleri verginin başkan tarafından nerelere harcandığını kuruşu kuruşuna görür, bilir, öğrenir. Amerikan başkanları 375 dolardan daha pahalı hediye alamaz mesela. Kabul edemez, evine götüremez. Barış'ın hatıra alarak alayım, saklayayım falan diyemez. Alayım da şuraya müze ayağıyla bağışlayayım falan diyemez. ABD başkanına verilen hediyeler Amerikan halkınındır. Amerikan halkının. Sana vermiyor onu. Amerikan halkına veriyor. 375 dolardan pahalı olan hediyeler doğrudan devlete teslim edilir. Hemen. Tek tek kayıt altına alınır. Arşivlenir. Başkanın görev süresi bittiğinde de hediyelerin böyle tam listesi isterse bir dolar olsun, isterse bin dolar olsun. Maddi değerleriyle birlikte kamuoyuna açıklanır. ABD başkanları bu işte Air Force One denilen, tabir edilen ABD başkanlık uçağına biner makam uçağı olarak devletin resmi görevlisi hariç bir kişiyi bile Avanta'dan uçağa bindiremez. Bindiremez. Farz edelim çocuğunu, kardeşini veya dünürünü uçağa alırsa alır. First class uçak bileti kadar parayı kendi maaşından ödemek zorundadır. Çünkü o uçağın bir saatlik uçuşu 180 bin dolara mal olur. Eğer tatile gidiyorlarsa eşini çocuklarını bile bedava bindiremez. Parasını ödemek zorundadır. Bu kadar işte bambaşka insanlar olmalarına rağmen hayata daima Washington penceresinden baktıkları için hem Trump'ın hem Biden'ın hem de Kamala Harris'in işte böyle muhteşem bir ortak özellikleri var. İkincisi, lütfen altını çizerek dinleyin. Asıl liderimiz malum makam uçağı olarak Boeing'in 747-8 modeline biniyor. Asıl liderimizin bindiği bu uçak ABD başkanlarında yok, yok. ABD başkanlarının bindiği Air Force One tabir edilen ABD başkanlık uçağı Boeing 747 bizimkinin alt modeli ya. Şimdi lütfen bakın altını çizerek dinleyin lütfen. Air Force One tabir edilen makam uçağı ABD başkanları kullanır ama ABD başkanlığına ait değildir. ABD hava kuvvetlerine aittir. Hava Kuvvetleri Modeli de söyledim işte Boeing 747. Obama başkanken bu uçağı yenilemek istedi. Boeing 747'nin 7 modeli çıktı o alınsın dedi başkanlık için. Sipariş verildi ay ay. 2020 yılında teslim edildi. Yani aslında kendisi kullanmayacaktı. Kendi görev süresi bitmiş olacaktı. Benden sonraki başkanlar yeni modeli kullansın dedi. Sipariş etti. Obama'dan sonra Trump başkan seçildi. Dedi ki bu yeni model çok pahalı. Halkın parasını çarçur edemeyiz Trump. Yeni uçak siparişini şak diye iptal etti. Hatta Boeing firmasına topa gösterdi. Dedi ki bu fiyatlar çok yüksekti dedi. Biz dedi, sizden de askeri alımlarda bile tasarrufa gideceğiz. Bunu der demez Boeing'in hisse senedi borsada tepe taklak oldu. Tabii. Yana yakala Trump'a koşturdular. Bu Air Force One <laughs> uçağının fiyatını Yarı yarıya kırdılar, yarı yarıya. Dediler ki size aynı paraya bir değil iki uçak verelim. Dedi. Trump dedi ki aferin şimdi oldu imza yaptı. Ama ilk sipariş iptal edildiği için teslimat süresi uzadı tabii doğal olarak. Yeni makam uçaklarının ABD başkanlığına teslimatı 2024 yılında yani bu yıl yapıldı. Trump'tan sonra Biden başkan seçildi. Trump'ın attığı sözleşmeyi şak diye iptal etti. Niye? <laughs> dedi ki yeni makam uçağına yeni soğutma özellikleri eklenmiş. Eskisinde yok de. Bu dedi maliyetleri yükseltiyor. Altın parasını dedi çarçur edemeyiz. Bunları fiyattan düşün kardeşim dedi. Hadi bakalım. Sözleşme yeniden yazıldı. Ama sözleşme yeniden yazıldığı için yani ikinci sipariş de iptal edildiği için teslimat süresi yine uzadı. Yeni uçakların ABD başkanı teslimat ancak 2026 yılında yapılacak. Öyle açıklandı. Dünyanın en zengin ülkesinin başkanlarının hem Cumhuriyetçi Trump'ın hem Demokrat Biden pahalı buldukları, milletin parasına yazık dedikleri, satın almayı haberi erteledikleri uçağın modeli ne? Boeing 747 dedi. Yani 85 milyona tasarruf dayatırken itibardan tasarruf etmeyen asıl liderimizin bindiği makam uçağı bu kadar bambaşka insanlar olmalarına rağmen hayata daima Washington penceresinden baktıkları için hem Trump'ın hem Biden'ın hem de Kamala Harris'in ortak özelliği işte bu. devletin kesesini şahsi cüzdanları olarak kullanmıyor. Hatta Trump maaş bile almadı. Yasal olarak almak zorunda olduğu için devletten 1 dolar sembolik maaş aldı. Yıllık 400 bin dolarlık maaşını emeklilere, eğitime, sağlığa başladı. Bizde emekliler 10 bin lira gönlünden kopuyor, 12 bin 500 lira. Öğretme, atanamayan öğretmenler sürünüyor. Adam başkan maaşını bile emeklilere eğitime var. Trump'ın kendisine ait Boeing 757 uçağı var. Kendisinin şahsi uçağı. Ailesini, çocuklarını filan böyle asla Air Force bindirmiyor. Bir yere gideceklerse gidin kendi özel uçağına ya. ABD başkanları işte bu. Bizi mutlu etmek için dünyadaki başka ülkeleri, milletleri mutlu etmek için görev yapmıyorlar. Amerikan halkının çıkarlarını korumak için, Amerikan halkını mutlu etmek için başkanlık ediyor. Bambaşka insanlar ama ortak özellikleri işte bu. Darızı başımıza. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bakın 400 bin abone olmak üzereyiz ha, eli kullandı. Organik şekilde büyümeye devam ediyoruz. Abone olmayı, çevrenize abone yapmayı sakın ihmal etmeyin lütfen. Abone olanlar arasında çekiliş yapacağım. Bugün YouTube tarihinde görülmemiş bir hediye vereceğim. Evet, sınırsız sayıda talihli izleyicimin asrın liderimizin bindiği o devasa makam uçağına sahip olmalarını sağlayacağım ya. Evet. Nasıl olacak şimdi o işlerseniz bakın. Türk Hava Yolları'nın internette dükkanı var. Türk Hava Yolları lisansıyla internette hediyelik eşyalar satıyorlar. İsmi Havak Shop. Havak Shop. İnternete gelseniz şu anda görürsün. Havak Shop. Asrın liderimizin maketinin uçağının maketi, makam uçağın maketi işte orada var. Orada satılıyor. 6500 lira. Asrın liderimizin makam uçağının maketi. <laughs> 6500 lira. Normal yolcu uçağının maketini alırsan 2450 lira. Asrın liderimizin mak makam uçağının maketini alırsan 6500 lira. Ama 9 taksit. daha bak kolaylık var yani. tiko para değil yani. 9 taksitte 6500 lira. Üstelik kargoda ücretsiz yani. Bununla da kalmıyor... Sipariş verirken uçağın üstüne böyle yazılmasını istediğin ismi belirtiyorsun. Mesela ismin ne Kazım, ne bileyim işte Asuman veya Bahattin falan. Bu ismi yazın diyorsun. Uçağın gövdesine ismini yazıyorlar kardeşim. Yatırıyorsun ilk taksiti. Kutu içinde kargo ile evine gönderiyorlar makam uçağını. Yani bir isminle makam uçağın oluyor. Güle güle kullanıyorsun. Bakın dev hizmet ha. Sayın devletimiz vatandaşlarına işte böyle imkan sunuyor. Makam uçağına niye böyle sadece assın liderimiz biniyor filan demeyeceksin ya. Bastıracaksın parayı 9 taksit 6500 lira kargoya gönderecekler. Dünyada bütün vatandaşlarına şahsi makam uçağı sahibi olma imkanı tanıyan tek hükümet hangisi? Bizim hükümet. Yatıp kalkıp şükredip maazallah hükümetimiz bu ABD hükümetler gibi olabilir diye. Cümleten ayılı uçuşlar dilerim. Yarın sana görüşmek üzere. Eyvallah. <laughs> Bitlo kripto para platformu sundu.